أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في هذه المدينة المباركة ديار بكر، التي اعتادت منذ بداية طوفان الأقصى أن تبدي كل أنواع وألوان التفاعل مع أهلنا في غزة العزة. Hepinize hoş geldiniz. Bu değerli şehir Diyarbakır, Tufan Aksa başından sürekli Allah razı olsun destekliyorsunuz, destek veriyorsunuz. Hiç tek başına bırakmıyorsunuz. Allah razı olsun. Eyyuhal ikhvet vel ahavat, 8 eşhur ve ma zâle ahluna fi gazzel izze yebzulun el gâli vel nefis ve yecuduna بالمال والنفس والولد دفاعا عن الأقصى، لا يملون من التضحية والفداء، وأنتم أيضا لا تملون من التفاعل والحراك المستمر. 8 ay geçti, hala direniş devam ediyor. Gazzeliler ruhlarını veriyorlar, evlerini veriyorlar, hala durmuyorlar. İnşallah durmayacaklar. Madem ki siz onları arkasındasınız, inşallah durmayacaksınız. İnşallah Teala. Ve ubeşşirukum eyyuhel ihva enne ragma ma nara min el eşla ve dima enne ihvanakum el mücahidin ketaib el kassam ve seraya el kudüs ve elviyet el nasır salahiddin وكل المجاهدين يذيقون هذا العدو في كل يوم الموت وهو يحاول ويشفي غليله بقتل الأطفال والنساء وهدم المساجد والمستشفيات، وهذا دليل ضعفه وهزيمته. يعني biz acı çekiyoruz, çok acı çekiyoruz. Çocuklarımız ölüyor, bizim kadınlarımız da ölüyor, ama biz de Allah şükür bizim düşmanlarımız acı çekiyor. Bizim direniş duyguları, kassam duyguları birbirine inşallah, yani Yahudiler acı çekiyorlar. Naam, fi kulli yevmin ahluna yuanun ويجوعون ويقتلون، ولكنهم في المقابل يقتلون من هذا العدو وهو في خوف مستمر، والعاقبة لنا ولكم بإذن الله يا أيها المسلمون في كل مكان. Biz her gün açıklıktan, fesusluktan ölüyoruz, ama biz sabrediyoruz. Biz Allahu Teala bu direniş bırakmayacağız. Biz devam edeceğiz. Çünkü akıbeti biz de Allah'ın izniyle. Naam eyyuhel ihva. Hatta la utilu aleykum. Akulu lekum. Ma'raketuna fiha alamun ve eşla. Velakinneha biiznillahi teala ma'raketun muntasıra. En nasru halifuna. Zahara zalik fi 7 oktober. عندما أصبح جنود هذا العدو وضباطه وقادته يساقون كالخراف أمام المجاهدين. Savaşımız süresi çok uzundur. Kısa değil. Çok devam edecek. Ama size bir müjde vermek istiyoruz. Bizim halkımız hala sabittir. Bizim halkımız sabrediyor. Allah'ın izniyle çok acı verecekler inşallah Siyonistlerine. Ondan sonra zafer Allah'ın izniyle, sonuçta biz de Allah'ın izniyle olacaktır. İstemirru ya ehlena fi diyar Bekir. İstemirru bi vakafatikum. Ve istemirru bi bezlikum ve atayikum. Ve istemirru bi nusratikum. فأنتم شركاء في النصر القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ey Diyarbakır ehilleri, bu direniş siz destek vereceksiniz. Bu direniş siz devam edeceksiniz. Yardım edeceksiniz. Destek edeceksiniz. Destek vereceksiniz. Durmayın. Devam edin. Hocamız size tavsiye ediyor. Gazali size söylüyorlar. Devam edin. Onlar savaşlıyorlar. İnşallah hem siz savaşlıyorsunuz. Ortak inşallah Allah hepinize razı olsun. Filistin'de nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan direniş ruhunun öncüsü Şehit İzzettin el-Kassam ve Kassamiler hareketine selam olsun. İşgal rejiminin temellerini sarsan intifada hareketinin mimarı Şehit Fethi Şikaki ve İslami Cihada selam olsun. Selam olsun. Mücadele ve kanıyla Filistin direnişini büyüten Şeyh Ahmet Yasin'e ve Şanlı Hamas'a selam olsun. Dünyanın dört bir yanında asrın en büyük zulümlerinden birinin yaşandığı Gazze için harekete geçen vicdan sahibi herkese selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi mazlum Filistin halkının acısını yüreğinin derinliklerinde hisseden ve bu alanda toplanan kardeşlerimizin üzerine olsun. Filistin'de 75 yılı aşkındır devam eden sistematik zulüm ve katliamlar 7 Ekim'den sonra soykırıma dönüştü. 2006'dan bu yana dünyanın en büyük açık cezaevi haline getirilen Gazze, soykırım saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığına dönmek üzere. Kelimelerini anlatmakta kifayetsiz kaldığı vahşet nedeniyle şehadete ulaşan kardeşlerimizin sayısı 40 bine yaklaştı. 100 bine yakın mazlum yaralandı. 10 binlerce ev, okul, cami yıkıldı. Gazze'nin alt ve üst yapısı tamamen tahrip edildi. Yerle bir edilen Gazze'den Mısır sınırındaki Refah kentine sığınan mazlum Filistin halkı burada işgalcilerin vahşi saldırılarına maruz kalıyor. Soykırım saldırıları nedeniyle her gün yüzlerce kardeşimiz kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapılmadan hunharca katlediliyor. Gazze'deki direniş karşısında ecel terleri döken işgal rejimi Refah kentine sığınan Gazze'li sivilleri Sina Yarımadası'na sürme planları yapıyor. Yeni bir nekbe ve diaspora planı hesabında olan işgal rejimi kendileri için teolojik önemi haiz Sina Yarımadası'nı işgal ederek arz-ı mevhud hayali için önemli bir adım atmak istiyor. Gazze sınırları içerisinden geçerek Akdeniz'e Akabe Körfezi'ne bağlayacak Ben Gurion kanalı projesini hayata geçirmeye çalışan işgal rejimi mazlum Filistin halkını göçe zorlayacak adımlar atıyor. ABD'nin Gazze'de inşa ettiği ve yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlanan limanın bu projeye hizmet ettiği aşikardır. Emperyalist ABC öncülüğündeki Şer İttifakı'nın adım adım hayata geçirmeye çalıştığı şeytani planların hedefinde parçalanmış, zayıf düşürülmüş, anarşi ve kaosun hüküm sürdüğü bir ümmet coğrafyası vardır. Bu nedenle İslam ümmeti olarak uyanık olmak zorundayız. Dostumuzu ve düşmanımızı iyi tanımak ve buna göre tavır almak zorundayız. Başta Filistin olmak üzere özellikle Mısır ve tüm Orta Doğu ülkeleri için kaos ve işgal kapılarını aralayacak gelişmelerin önündeki en büyük engel Hamas ve diğer direniş gruplarıdır. İslam ümmeti için her türlü fedakarlığı yapan Hamas sadece siyasi olarak değil ekonomik ve askeri olarak da desteklemelidir. Siyonist işgal rejiminin 7 Mayıs'ta Refah sınır kapısının Gazze tarafını işgaliyle birlikte Mısır topraklarından Gazze'ye insani yardım geçişi durmuştur. Sınırın Mısır tarafından Gazze'ye ulaştırılmak istenen yardım malzemeleri tırlar içerisinde bekletilirken Gazze tarafında ise yeni bir kıtlık dalgası yaşanmaktadır. Gazze'ye düzenli bir şekilde yardım malzemeleri gönderilmediği takdirde açlık nedeniyle toplu ölümlerin yaşanacağı günler uzak değildir. Gazze ve Kuzey Gazze'de sağlık hizmetleri tamamen durmuş, birinci basamak tedavi hizmetleri dahi yapılamamaktadır. Bu bölgelerde yaşayan en az 700 bin insan
yeni felaketin eşiğine gelmiş durumdadır. İnsani felaketin yaşandığı bu bölgelere acil olarak sahra hastaneleri kurulmalı, tıbbi yardım malzemeleri ve sağlık görevlilerinin gönderilmesi için acilen harekete geçirilmelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının Filistinlilere yönelik insanlık suçu işledikleri gerekçesiyle işgal rejimi başbakanı ve savunma bakanı hakkında tutuklama talebini olumlu görüyoruz. Ancak aynı savcının Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinwar, Filistin direnişinin genel komutanı Muhammed Daif ve Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye hakkında tutuklama talebini ise adaletsiz ve maksatlı bir girişim olarak görüyoruz ve reddediyoruz. Zalimle birlikte mazlumu, haksızla birlikte haklıyı da suçlu gören Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının Hamas liderleri hakkındaki tutuklama talebini kınıyoruz. Öte yandan işgal rejimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf değilken Filistin bu statüye taraf. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklanma kararı çıktığı takdirde işgal rejimi başbakanı ve savunma bakanı için herhangi bir tutuklanma söz konusu olmazken Hamas lideri İsmail Haniye'nin sözleşmeye taraf olan 123 ülkede tutuklanması gündeme gelecektir. Hal böyleyken Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin algı operasyonlarını ve kılıfına uydurulmuş ayak oyunlarının farkında olduğumuzu belirtiyor ve Filistin direnişini yargılamanın kimsenin haddine olmadığını haykırıyoruz. ABD başta olmak üzere Avrupa genelindeki üniversitelerde Filistin'de katledilen mazlumlar için ayağa kalkan öğrencileri kutluyoruz. Küresel intifadanın ayak sesleri niteliğindeki bu protestoların tüm ülkelere yayılmasını temenni ediyoruz. Hamas'ın kuruluş bildirgesi El Misak'ta belirtildiği gibi Filistin hiç kimsenin malı olmayacak bir vakıftır. Filistin İslam ümmetinindir. Kudüs bilinci gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bu bağlamda Türkiye Yüzyılı Marif Modeli yeni müfredat taslağında mutlaka Kudüs konusuna ayrıntılı yer verilmelidir. Siyonistlere destek veren firmalara ve ülkelere karşı boykot yaygınlaştırılmalı. Boykotun devletler düzeyinde olması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi ülkeler üyeleri Müslüman devletlerden oluşan örgütler inisiyatif almalıdır. Gazze'de katliamların durdurulması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Gazze'de 8 aydan bu yana soykırıma karşı direnen, mücadele eden ve sabreden kardeşlerimize selam olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Amin.